ABC bir üçgen. DC iç açı ortay. DC şöyle iç açı ortay. AD AE'ye eşitmiş. AD AE eşitse şuraya iki tane eşitliği gösteren çizgi attım. EAC 18 derece. EAC 18 derece. Burası. Ve teta nedir diyor? ABC. ABC şurası teta teta'yı soruyor bizden. Şimdi arkadaşlar burası iç açı ortaymış ve bu eşitliği vermiş bize. Şöyle başlayalım meseleye. Burası 18 şuraya alfa diyelim. Buraya da alfa diyelim. İki tane iç açının toplamı bir dış açıdır. Yani burası alfa artı 18'dir. Burası alfa artı 18 burası da tabii ki alfa artı 18'dir. Şimdi burada da şu iki iç açının toplamı şununla şunun toplamı tabii ki şunu verecektir. Arkadaşlar o zaman biz diyoruz ki alfa teta'nın toplamı alfa artı 18 ise zaten teta'nın buradan 18 olduğunu görüyorsunuz. Alfalar birbirini götürür. Teta 18 çıkar. Yani cevabınız A'dır. A, B ve C noktaları doğrusal. DBC ve ABE birer üçgendir. Peki e, demiş ki AEB 25 derece. AEB şurası 25 derece. DBE 40 derece. DB e şurasının 40 derece olduğunu söylemiş ve ACD 50 derece, ACD şurası 50 dereceymiş. Peki ve BDC 30 derece. BDC şurasının da 30 derece olduğunu söylemiş ve bize EAC'yi soruyor. EAC yani şuradaki alfa açısını soruyor arkadaşlar. Peki şimdi şunu konuşalım. Bakın biz diyeceğiz ki şu üçünün toplamı yani 40'ın, 30'un ve 25'in toplamı şu ortayı verir. Yani burayı verir arkadaşlar. Hepsini topladığınız zaman 40, 30 daha 70, 25 daha 95. Burası 95'tir. Tabi olarak burası da 95'tir. Peki 50'nin 95'in ve alfanın toplamı da 180 yapacak. Alfa artı 50 artı 95 eşittir 180 olmalıdır. Alfa artı 145 eşittir 180 olmalıdır. Alfa eşittir o tarafa attım 35 derece derecedir. Bizden EAC'yi yani alfayı soruyordu. Cevabınız A'dır. ABC bir ikizkenar üçgen olmak üzere AB eşittir AC'ye demiş. ABC üçgenini hemen çiziyoruz. Bu şekilde arkadaşlar çizdik. AB AC'ye eşit olacakmış. Şurası A B AB eşittir AC'yi. Bunu çizdik. Peki üçgenin BC kenarı üzerinde bir D noktası, AC kenarı üzerinde bir E noktası AD eşittir AE'ye olacak şekilde alınıyor demiş. Üçgenin BC kenarı üzerinde bir D noktasını alacakmışız. Evet. Ve demiş ki arkadaşlar AC kenar üzerinde bir E noktası alacakmışız. Şu diyelim ki burası E burası D olacak ve AC eşittir AE olacak şekilde şu şekilde arkadaşlar. iki uzunluk tanımlandı. Şu ikisi birbirine eşitmiş. Böyle söylemiş. Pekala. Bu durumda oluşan açılardan CDE açısı, CDE açısı o zaman şurayı da birleştireceğim arkadaşlar. Şurada bir üçgen oluştu. CDE açısı kaç derece? CDE açısı ile DAB açısının ölçüleri toplamı 60'mış. Yani ben buraya alfa dedim. Bir de B'ye bakalım. B. şurası da arkadaşlar beta olsun. Alfa ile betanın toplamı 60 derece olacakmış. Böyle söylüyor bize. Peki BDE açısını soruyor benden. BDE şu büyük geniş açıyı soruyor bizden arkadaşlar. Şimdi şu ikisi bu bir defa ikiz kenar bir üçgenmiş bunu biliyoruz. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar biz mesela şuraya x açısı dersek burası da tabii ki ne olacak x açısı olacak. İki iç açının toplamı bir dış açı olduğu için burası alfa artı x'tir. Burası alfa artı x'te tabii ki burası da alfa artı x olacaktır. Peki iki iç açının toplam bir dış açı olduğu için bu sefer şuradan bakalım. Bak beta ile x'in toplamı bu sefer burayı verecek arkadaşlar. Şu iki sarının toplamı bunun tamamını verecek. O zaman diyoruz ki beta artı x eşittir x artı 2 alfa dedik. x'ler birbirini götürünce beta eşittir 2 alfa yapar. E alfa ile betanın toplamı neydi? 60 dereceydi. Ben betanın olduğu yere 2 alfa yazarsam toplamda 3 alfa eşittir 60 derece olur. Alfa eşittir 60'ı 3'e böldüğüm zaman 20 çıkar. Peki benden neyi soruyordu? B, D, E'yi soruyordu. B, D, E şunun tamamını soruyordu arkadaşlar. Yani buranın tamamını soruyor. Şimdi alfa 20 ise 180'den ben 20'yi yani alfayı çıkartırsam iç bölgedeki bu kırmızıyla boyadığım yer kalır. O da 160 derecedir. Cevabınız E'dir. ABC ve BCD birer üçgen. ABD ve DBC eşit ve 30 dereceymiş arkadaşlar. ABD'ye bakalım. Şurası 30 derece. Bir de DBC'ye bakalım. DBC, DBC. Şurası da 30 derece. Bunu söylemiş. BCA 55, BCA 55 dereceymiş. BCA şurası 55 derece. Ve e, ACD 55 derece. ACD şurası da arkadaşlar 55 derece. Bulunduğu bölgelerin açı ortayları bakın bunlar. Ve BAC teta'yı soruyor benden. BAC şurası teta. Bunu soruyor arkadaşlar. Peki bunu soruyorsa zaten burada bir üçgen var gördüğünüz gibi. O zaman bu üçgenin iç dört toplamı kaç olacaktır? İç açıları toplamı 180 olacağı için bunun buranın ve buranın toplamı 180 yapacaktır. O zaman ben diyorum ki 60 artı 55 artı teta 180 olacak. Bu ikisini toplamı zaman 115 artı teta 180 olacak. 115 karşı tarafa attığımız takdirde arkadaşlar 65 çıkar. Teta buradan 65 derecedir cevabınız A'dır. ABC bir üçgen. AB, BD ve DE birbirine eşitmiş. AB, BD ve DE. Şu, şu ve şu birbirine eşit. BAC 105 dereceymiş arkadaşlar. BAC dediğimiz burası 105 derece. Peki BCA 15 dereceymiş. BCA şurası 15 derece. Peki CDE'yi soruyor bizden. CDE. Şuradaki açıyı soruyor. Alfa diyelim buna da biz. Peki buradan şu 3 eşitlikten nasıl faydalanacağız? Ona bakalım arkadaşlar. Şu ikisi birbirine eşit gördüğünüz gibi. Şu ikisi de birbirine eşit. Peki biz bu 3 eşitlikten faydalanmak istiyorsak şöyle yapalım. 105 ile 15'in toplamı kaç yaptı? 120. O zaman şuraya 60 derece düşer. Önce bunu bir yazalım. Şuradan bir tane doğru çekelim arkadaşlar şöyle. Eğer burası 60 derece olup da ikiz kenarsa o zaman taban açıları da birbirine eşittir. Buralar 60'er derecedir. 60 derece burası 60 derece burası olur. E böyle olunca o zaman eşkenar oldu. O zaman aynı çizgiden buraya da yazıyoruz. Burası 60sa sağ taraftaki açıda arkadaşlar 45 derecedir. Bu 45se tabii ki burası da 45 derecedir. 45 45 90 şurası 90 derece yapar. O zaman 180'den hem 60'ın hem de 90'ın 60'ta 90'ın toplamını çıkarttım. Yani 150'yi çıkartırsam geriye kalır 30 derece. Alfa böylece 30 derecedir. Cevabınız C'dir. Aşağıda şekil 1'de verilen üçgen biçimindeki kağıdın ön yüzü sarı, arka yüzü turuncudur. K elemanıdır AC'nin demiş arkadaşlar ve L elemanıdır BC'nin demiş. Tamam. K AC'nin üzerinde, L de BC'nin üzerinde. Kağıt C köşesinden tutulup KL boyunca katlandığında C noktası şekil 2'deki gibi C üssü noktasına gelmektedir. Ve CK C üssü CL C üssü 200 dereceymiş. Buna göre A, C, soruyor. Arkadaşlar katlanan yeri tekrar katlanmamış haline getirecek olursanız şu kırmızıyla şöyle üzerine çektik diyelim ki arkadaşlar. Peki siz bunu çektiğiniz zaman karşılıklı bütün parçalar eşittir. Bakın burası eğer alfa oluyorsa tabii ki burası da alfadır arkadaşlar. Şimdi CKC üstü dediğimiz yer neresidir? CKC üstü dediğimiz yer şunun tamamı arkadaşlar. Burayla CLC C üstü dediğim yer bunun tamamı şuranın toplamı 200 dereceymiş. Yani ben buraya mesela diyelim ki x açısı buraya y açısı dersem x y alfa ve tekrar alfa toplamda 360 yapması lazım aslında. Çünkü bu bir dörtgendir. E, x y'nin toplamına 200 demişsek bunu karşı tarafa attığımız zaman 2 alfa arkadaşlar 180 160 yapar. 160 alfa eşittir 160'ı 2'ye böl. 80 olur. Alfa 80 ise ACB'yi soruyordu bizden. ACB de zaten alfaydı. 80 bulduk. Cevabınız E'dir. A, B, C bir üçgen demiş. A, D, B, C yedik. B, E, A, C yedik. Arkadaşlar bu ikisi 90 derece ise şu gelen üçüncü doğruda kesinlikle 90 derece olmak zorundadır. Çünkü iki dikin geçtiği yerden kesinlikle 90 derecelik açı geçer. Yani şunu uzattığınız takdirde arkadaşlar burası 90 derece olur. Diklik merkezi oluyor burası yani. Şimdi şu 90 derece. Peki şimdi buraya 36 dediniz. 36, bak bu 90, e, burası da 90. 36, 90 şuraya 54 düşer. Bu 54 ise bu da 54'tür arkadaşlar. Bu 54, 90, şurası 36 yapar. Peki hala şimdi bak burası 30, burası bu. Şu ikisinin toplamı 90 yapmalı. Burası 30 ise burası 60 olmalı. Alfa artı 36 eşittir 60 olacaksa alfa eşittir bunu o tarafa attım 24 yapar arkadaşlar. Cevabınız buradan B'dir. ABC bir üçgen KH ile BC birbirine dikmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu yazmış buraya. BK AC'yi eşitmiş. BK BK AC'yi eşitse şöyle şöyle eşittir dedik. BH ve HC birbirine eşitmiş. BH ile HC şunlar birbirine eşitmiş. Bunları vermiş. Ve ABC'yi 40 demiş. Burası 40 derece. Peki hala bizden başka neyi soruyor burada? BAC açısını soruyor. BAC. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradan bir tane doğru çektiğimiz takdirde dik olup da tabanı iki eşit parçaya böldüğünden dolayı o zaman şu ikisi ikiz kenar oldu. Burası 40 ise burası da 40 derecedir dedik. İki iç açının toplam bir dış açıdır. Burası 80'dir. Burası 80 ise bu ikisi ikiz kenar olduğu için bu da 80'dir. Bizden de BAC'yi soruyordu zaten. 80'dir deriz. Cevabınız A. ABC'de bir dörtgen. AB, BC'ye ve DC'ye de eşitmiş aynı zamanda. ABC 150 derece. Şuranın 150 derece olduğunu söylüyor. Ve BC, CD'ye diktir demiş. Şuranın da dik olduğunu söylemiş arkadaşlar. ADC şu tepedeki açının ne olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle tabana paralel bir tane doğru çektiğimi düşünün. Şurası 90 derece. Buranın 90 derece olduğunu söyledik. Çünkü buraya paralel çektiniz. Diyelim ki tabana paralel çektiniz. Bakın ben şöyle desem şuradan bir tane şöyle bir do dik çeksem buradan buraya doğru. Burası dik olduğu için tabana paralel olduğu için şurası da 90 derecedir. O zaman buraya 60 derece kalır. Burası 90 burası 60 ise şurası 30 derecedir. 90'ın karşısına 2A derseniz 30'un karşısı A'dır. Yani 90'ın karşısı A ise 2A ise 30'un karşısı nedir? Tam yarısıdır A'dır. Peki bura A ise tabii ki burası da A'dır ve burası A ise üst tarafta A'dır. Çünkü bu 2A, bu 2A, şurası da 2A. Çünkü bunların hepsinin eşit olduğunu söylemiş bize. Bakın buradaki dik bunu iki eşit parçaya bölmüş gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bu dik bunu iki eşit parçaya bölmüşse aynı doğruyu bak aynı doğruyu bak şu yani aynı dörtgeni şurada çizecek olursak buradan şunu anlarız. Bak şuraya resmetmeye çalışayım aynı dörtgeni. Aynı dörtgeni buraya çizdiğimiz takdirde arkadaşlar şöyle çizersek şunu biraz daha şu şekilde uzatacağım. Şöyle yaptım diyelim ki. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar. Buradan çektiğiniz dik karşı tarafı iki eşit parçaya bölmüş. Tekrardan bunu şöyle çekeyim. Bakın karşı tarafı iki eşit parçaya böldüğünü anladık. Burası A burası A oldu. Şu 90 derece oldu. Bakın şimdi şöyle yapsak. Buradan şunu çeksek. Bu dik burayı iki eşit parçaya böldüğü için arkadaşlar. Şunlar birbirine eşittir. Şununla şu birbirine eşit çıkmıştır. Peki o zaman şuradaki açının 150 olduğunu biliyoruz. Burası 2A burası 2A'ydı. Bunu da bildik. O zaman burası 15 derece burası da 15 derecedir. Burası komple 90 olduğu için şuraya 75 derece düşer. O zaman ikiz kenar olduğu için burası da 75 derecedir. Zaten bizden de arkadaşlar A diye C'yi soruyordu. Cevabınız A'dır. ABC bir düşken, BD ABC açısının iç açı ortayı demiş. Yani şurası, CDACB açısının dış açı ortayı yani şurası. Peki, BAC 60 derece, burası 60 derece. BDC 2 alfa artı 20, BDC yani şurası 2 alfa artı 20. 2 alfa artı 20 imiş. Şimdi arkadaşlar bakın bir içeriden bir dışarıdan açı ortayı kestiği takdirde arkadaşlar buradaki benim bu sarıyla boyadığım yer bu yeşille boyadığım yerin yarısı olmalıdır. O zaman 60'ın yarısı eşittir 2 alfa artı 20'dir diyeceğim. Yani 2 alfa artı 20 30 derece olacaktır. 2 alfa eşittir 10 derecedir. Alfa buradan 5 derece yapar. Cevabınız B'dir. ABC bir üçgen BK ve CK dış açı ortaylar demiş. BK dış açı ortay. Şu da dış açı ortaymış. ABC ile ACB'nin toplamı 130 dereceymiş. ABC yani şurayla arkadaşlar ACB şuranın toplamı 130 ise tepe açısı 50 derecedir. Şimdi dış açı ortayların bulunduğu şuradaki alfa açısı şöyle bulunuyordu. Alfa eşittir 90 eksi tepedekinin yarısı. 50'nin yarısı formülle buluyorduk arkadaşlar. Alfa eşittir 90 eksi 25. Yani burası kaç olur? 75. 75 değil 65. Yani cevabınız E'dir. Aşağıda şekilde de gösterilen ABC üçgeninin BC kenarı üzerinde BAD 30 derece olacak şekilde bir D noktası alınmıştır. AB AC'yi eşittir demiş arkadaşlar. AB AC'yi eşittir diyor. Tamam. Şimdi bu buna eşit. Peki. Şimdi bize demiş ki şekil 1'deki üçgen AD boyunca kesilip AB kenarı ile AC kenarı şekil 2'de gibi iki çakıştırılıyor. D ile D üssü noktaları birleştirildiğinde ADD D üssü 55 derece. Şekil 2'deki AC D üssü kaç derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar bakın şu yeşil üçgen hatta şöyle söyleyeyim. Şurası yeşil. Şurada yeşil. Şurası gördüğünüz gibi kırmızı. Bunu almışız biz arkadaşlar kesmişiz buraya yapıştırmışız şu kırmızı bölge duruyor zaten. Yani bu yeşil kısım buraya gelmiş. Bu yeşil kısım buraya gelmiş. Gördüğünüz gibi bu kırmızı da burada zaten mevcut duruyor arkadaşlar. O zaman bu kırmızı kestiğiniz yer, bu kestiğiniz kırmızı AD Üstü arkadaşlar şu kırmızı ile eşit olduğu için ben şunların eşit olduğunu söyleyeceğim. Tamamdır. Peki bunlar eşit. Şimdi arkadaşlar bakın. Burası alfa ise şurası alfa olur. Çünkü buraya yapıştırmışsınız bunu. Peki burası alfa ise bu ikiz kenar olduğu için arkadaşlar şurası da alfadır. Yani şunlar eşit olduğundan dolayı öyle söyleyeyim. Hatta başka bir renk koyalım. Diğeriyle karışmasın. Şöyle. Burası alfadır. O zaman arkadaşlar şurası şöylece alfa olacaktır. Peki ADD üstü 55 derece ise arkadaşlar burası 55 derece ise tabii ki burası da 55 derecedir ve burası 30 ise şurası da 30 derecedir arkadaşlar ve bizden alfa'yı soruyor dikkat ederseniz ACD üssü derken aslında bizden alfa'yı soruyor. Peki şimdi arkadaşlar şöyle konuşalım diyelim ki burası 55 burası 55 ise toplamda 110 yapar 30 da burada 140 o zaman şuraya düşer 40. Burasının 40 olduğunu anlıyoruz biz. Şimdi bakın. 2 iç açının toplamı bir dış açı şurası alfa artı 30'dur arkadaşlar. Yani burası komple komple burası alfa artı 30. Bakın şimdi alfa artı 30, alfa artı 30, alfa ve 40'ın toplamı ve 40'ın toplamı 180 yapacak. Yani şu sarıların toplamından bahsediyorum. Bu, bu ve bundan bahsediyorum arkadaşlar. Buradan alfayı bulabiliriz. 2 alfa bu 70'i karşı tarafa atarsanız 110, Alfa eşittir buradan 55 yapacaktır. Cevabınız D'dir.